Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evimde çok şahane bir yazma var. Bu yazmanın kenarında çok güzel bir örnek paylaşacağım. Önce yazmandan bahsetmek istiyorum. Yazmamın markası Cenk arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Yeni sezon bir yazma. Belki şu anda bütün tuhafiyelere gitmemiştir ama e, gerçekten çok güzel bir yazma. Deseni harika. Ben çok beğendim. E, kenarlarını yazmamın işer zincir çekerek tığladım. Hemen göstermek istiyorum. Cenk kullananlar bilirler. Zaten oldukça kaliteli bir yazmadır. Ve Kenarları da oldukça güzel. İkişer zincir çekerek ben bu şekilde tığladım. Siz tığ battı ile ilgili problem yaşadığınızı düşünüyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim tığ battı ile ilgili bütün püf noktalarımı paylaştığım videomu bulabilirsiniz. Şimdi hemen e, renklerimi göstereceğim ve sonrasında oyama başlayacağım. Çok güzel, çok değişik. İlk kez göreceğiniz bir sıralı örnek paylaşıyorum bugün bu, ya bu yazma için. Hemen ipimin numarasını söyleyeyim. Yeşil ipimin. Kenarlarını da tığladığım ipim altın başak marka 434 numara. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. İçinde gül rengi hakim. Ben bu rengi kullanacağım. Sıralı bir örnek olduğu için çok fazla e, iki renk kullanabiliyorum. Daha fazla renk kullanmayacağım. 326 numara ama bu ipin markası Oyalı arkadaşlar. Oyalı'nın 326 numarasını kullanacağım. Tığımı da şöyle göstereyim. 22 numara bir tığ kullanacağım bugün bu videoda. Hemen oyamızın yapılışına başlayalım. Yeşil ipimle önce ilmeğimi oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonra tığ battıda en köşeden değil biraz daha iç kısmından başlayacağım. Şöyle köşeyi de göstereyim. Böylece oyan biterken daha muntazam kavuş, kavuşacak arkadaşlar. Şöyle. Geldim tığ battının altından giriyorum. ipimi tutturuyorum. İpimi burada tutturduğum yerde sadece bir tane zincir çekiyorum. Bunu daha sonrasında yapmayacağım arkadaşlar. Ee, yaklaşık iki tığ battıdan birazcık daha uzun bir örümcek yaptım. Şöyle yan tuttuğumda hatta neredeyse 3 tığ battı uzunluğunda şöyle göstereyim. Örümceğimi yaptıktan sonra arkadaşlar, örümceğimin bir teli altta kalıyor. Diğer iki telden giriyorum. Buraya hatta şöyle yapalım önce. Üstüne zincirim vardı onu unuttum. 4 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Bir teli aşağıda, iki teli üstte kalacak şekilde giriyorum. Buraya 8 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Değişik bir çimen. 8. çimeni tekrar yapayım. İpimin katı açıldı çünkü. 8 tane yaptıktan sonra bir tane tığ battığı atlatıyorum. 2. tığ battığının altından giriyorum. Yine az önce yaptığım büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum geldim bir tel altta 2 tel üstte kalacak şekilde buraya yine 8 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde yine bir tane tabata atlattım ikinciden giriyorum Yine burada örümceğimi yapıyorum. Üstüne 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle 2 tane üstte kalacak, bir tane altta kalacak şekilde giriyorum hepsinde. Ve buraya 8 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. Ben değişik oya modeli arıyorum. Hep aynı modelleri görüyoruz diyenler için çok güzel bir alternatif diye düşünüyorum. Çimeni özellikle çok farklı. Yine bir tane atlatıyorum, diğerinden giriyorum. Yine büyük bir örümcek yaptık. Üstüne 5 zincir çekiyoruz önce. Sonra iki telden birden giriyorum. Ve yine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yapacağım. Sonra diğerinden bir tane tığ boş bırakıyorum. İkinci tığ battıdan tutturarak gidiyorum. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar oluşan çimeni. Çimen şimdilik bu şekilde gidiyor. Ee, ben hemen hızlı bir şekilde anlaşıldı diye düşünüyorum inşallah. Yanına birkaç tane daha yapayım. Üst kısmının yapılışını göstereceğim. Üst kısmı da yapıldığında dediğim gibi kendim öyle şöyle mi yapsak böyle mi yapsak diye düşünürken ortaya çıkan bir model oldu ama çok güzel oldu. Hemen üst kısmını göstermek istiyorum. Biraz bunu çoğaltıp oyamızın çimeni bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben üst kısmını gösterecek kadar biraz arttırdım. Ee, şimdi yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde dolanıyoruz. Renkli kısmını yapmaya başlayalım. Renkli kısmını yapılışı da oldukça keyifli. Üstü yapıldığında bu çimen çok güzel görünüyor gerçekten. Hemen başlayalım. Önce ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim burada arkadaşlar. Şu ilk yaptığım tepe tepedeki 5 zincirli yuvadan sık iğne yaparak içeriye giriyorum. Bu şekilde tuturdum. Şimdi burada arkadaşlar bir tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Yine yuvadan geldim. 2 2 çıktım. Yine bir kere doluyorum. Yuvadan geldim. 2 2 çıktım. Yine bir kere doluyorum. Aynı yuvadayım. 2 2 çıktım. Şimdi burada üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum şöyle. Ve buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1. Bir, biraz kıvrık dursun diye 2. 3. 4. 5. 6. Şöyle göstereyim. Hemen 7.'si yuvada. Bunu yaptıktan sonra üstüne 2 zincir çektim. Bir sonraki tepeye geliyorum. Yine yuvadan sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. 2 2 çıktım. Bir kez doladım. 2 2 çıktım. Bir kez doladım. Yine 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. En son yaptığım trabzanımdan önünden giriyorum bu şekilde sık iğne ile. Ve buraya arkadaşlar 6 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 yedincisi yuvadan yine 2 zincir çektim. Diğer yuvaya geliyorum. Bir tane zincir çekiyorum üstüne sık iğne ile girdikten sonra bir defa doladım. 2 2 çıktım. Yine bir defa doladım. 2 2 çıktım. Yine bir defa doladım aynı yuvada. 2 2 çıkıyorum üstüne 5 tane zincirimi çektim. En son yaptığım trabzanımın önünden girerek buraya 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7.si yuvada yine 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya geliyorum. Sık iğne ile girdim buraya. Bir tane zincir çektim üzerine. Bir defa doladım. iki iki çıkıyorum yine bir defa doladım. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. 3 tane de zaten toplamda. Üstüne 5 zincir. Geldim en son yaptığım tırabzanımın önünden geliyorum. 6 tane sık iğne yapacağım burada. 2 3 4 5 Altı, yedincisi yuvadan giriliyor. Ben şimdi arkadaşlar şöyle oluşan kısmı bir göstereyim hızlı bir şekilde de üst kısmını tamamlayıp hemen döneceğim. Ben hemen çimenlerin üzerine devam ettim arkadaşlar model gerçekten çok güzel oluyor özellikle çiman kısmı kalıp gibi ben çok beğendim sizinle de paylaşmak istedim özellikle sıralı oya konusunda hanımların böyle yeni örnekler istediğini biliyorum çünkü bence bu çok güzel oldu inşallah ben de bu yazmaya bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum çok güzel çok da yakıştırdım rengini de İnşallah siz de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın abonelik tamamen ücretsiz hem bu oyamın hem de kanalımda var olan Tüm örneklerimin yakın plan fotoğrafları Instagram'da Oya Hanım sayfamda mevcut. Beni Instagram'da da Oya Hanım sayfamdan takip ederek bu fotoğraflardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca oyanım.net internet sitem yayında. İnternet sitemde sadece kendi yaptığım oyalarımı, örneklerimi değil, başka sitelerde ya da başka kanallarda yapılan, hoşuma giden her şeyi paylaşıyorum. Beni oyanım.net'ten de takip ederek hoşuma giden, beğendiğim her şeyi görebilirsiniz. Oyanım.net'te çok yakında forum da hizmetinize girecek inşallah. Forum kısmında da fikir alışverişinde bulunabilirsiniz, bana bir şeyler sorabilirsiniz. Diğer hanımlara bir şeyler sorabilirsiniz. Örneğin bu şekildeydi. Aydınlatmam gereken, vermem gereken bilgileri de verdim. Herkes inşallah yapsın. Güzel günlerde de, de sağlıkla kullansın.